Selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Çin, Kanada, Anglo-Saksonlar, İngilizler ne oluyor? G20 zirvesi kapsamında yapılan toplantılardaki zirvelerde birçok olaylar yaşandı. Şimdi bu olaylardan bugün kamuoyuna yansıyan hamle. Çin Başkanı Kanada Başbakanını kameralar önünde canlı yayında azarladı, fırçaladı. Bu, oh, bu. Oh. Evet arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Çin başkanı Kanada başkanına biz seninle oturduk özel olarak görüşme yaptık. Sen bu özel görüşmelerin hepsini gittin Kanada basınına aktardın. Sen ne biçim adamsın ey başbakan diyerekten canlı yayında kameralar önünde azarladık. Tabi burada da Kanada başbakanı kendisini savunmaya çalışıyor. Ya biz işte Kanada'da açık diyalogtan yanayız. Biz böyle her şeyi gizli saklı yapmayız. Basınla paylaşırız falan filan zıngır zıngır konuşmalar. e Çin başbakanı bunu yedi yuttu. Çünkü burada Çin esasen Kanada Başbakanı değil, Kanada Başbakanı'nın üzerinden onların sahibi olan İngiltere, Anglo-Saksonları azarlıyor. Ey İngilizler bana istediğini yaptıramazsın diyor Çin. Çin, İngilizler, Amerika. Her zaman dediğimiz gibi birbirinizi azarlamaya devam edin, birbirinize girmeye devam edin. Siz birbirinizi yiyin, biz yolumuza bakalım. Türkiye, İtalya, Fransa, Samp'te hava savunma füze sistemi meselesi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün bu konuyu gündeme getirdi ve Türkiye-İtalya toplantısında Sayın Erdoğan'ın Menoli'ye yaptığı görüşmede bu konuların masaya geldiğini ifade etti. Peki ne dedi Sayın Erdoğan? İtalya bize bu Samp'te meselesiyle ilgili birkaç pürüz kaldığını, bu teknik sorunların çözülmesinin ardından Türkiye İtalya, Fransa ortak şekilde SAMT'de hava savunma füze sisteminin üretimine başlayabileceğini ifade etti. İtalya yine şöyle bir düşünceler, şöyle bir kıvranmalar, hareketler devam ediyor. İtalya biliyorsunuz Avrupa'daki en kıvrak ülke. Bakalım bu defa nereye kuyruk sallayacak? Ya da ya da ya da İtalya'nın yeni başbakanı Meloni abla, Almanya'nın eski başbakanı Merkel gibi o da Sayın Erdoğan'a tan devrilip sen ne dersen reis mi diyecek? Gözlerini Sayın Erdoğan üzerinden alamamıştı. Meloni. Meloni aman ha. İngiltere Hindistan. Şimdi geçiyorum en epik karşılaşmalardan birine. Nasıl? İngiltere'nin yeni başbakanı Hindu kökenli başbakan ve karşısında Hindistan'ın başkanı Modi. Beraber tokalaştılar. Ooo oo, sen mi geldin? Ya ben geldim. Ben İngiltere'de başbakan oldum. Efendim sen bilmiyor musun? Biliyorum biliyorum. Haberim böyle devam et falan filan tırıbır işleri. Şimdi burada sevgili dostlar İngiltere başbakanını Hindistan kökenli biri başbakan oldu ama Yine ipler İngiltere Derin Devleti'nin elinde. Olay burada ne be? Olay burada şu. İngilizlerin devleti Çinlerin karşısına milyar milyarlık insan lazım. E, kimi koyacak? Tabii ki tabii onlara karşı hazırlattığı yerini yaptı. Hinduları. Hindular Çin'e karşı. Çan Çinçonların karşısında inekçi Hindular. Bunlar yakın zamanda İngiliz'in gazıyla, Anglo-Saksonlar Amerika'nın gazıyla birbirine girecekler mi? Bakalım. Ne diyoruz? Allah dünyadaki tüm masumları ve mazlumları bu şeytanların şerlerinden korusun. Amerika Türk Devletler Teşkilatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Öp. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk Devletler Teşkilatı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gözlemci üye olaraktan kabul etmesini esefle karşıladık. Hiç beklemiyorduk. Niye böyle yaptınız? diye gınama mesajı yayınladı. <laughs> ha, gına gına. Alışık zaten gınamalara. Şuradan gına. Şuradan gına. Bol bol gına. Amerika bizi kınamış. Amerika Türk Devletler Teşkilatı'nı esefle kınamış. Ee Türk Devletler Teşkilatı da Amerika'ya, Johnny'lere mesaj veriyor. Mesaj mı? Aha da arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Türk Devletleri Teşkilatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 15 Kasım kuruluş yıl dönümünü tebrik mesajı. Güzel, çok güzel. Türk Devletler Teşkilatı bu 15 Kasım ile beraber Amerika'ya hoşt Amerika dedi. <laughs> Daha neler neler. Fazla söze gerek yok. Devam. Johnny'ler diyarıyla Amerika'ya devam ediyorum. Amerika'da geçtiğimiz günlerde ara seçimler yapılmıştı ve Cumhuriyet Meclisi çoğunluk Cumhuriyetçilerin eline geçmişti. Kimin? Yani Trumpçıların eline geçtiydi. Ve Trump'ın azılı bir düşmanı vardı. Kim? Pelosi. Cadu Pelosi. Cumhuriyetçiler temsilciler meclisinde çoğunluğu ele geçirdiğinden itibaren ilk iş meclis başkanı Pelosi koltuğundan danga, dekmeyi yiyor. Trump ilk iş caduyu yedi. Ne diyor Trump? Pelosi kovuldun. 2024'e kadar Trump var ya bu Trump da Amerika'nın içinde şöyle arınma gecesinin başlangıcını başlatacaktır. 2 yıl içinde Amerika'da çok şeyler değişecek. Haydi, haydi saraların Trump. Sen bunu başarırsın. Sana güveniyoruz. Geçiyorum Arap Yarımadası'na Birleşik Arap Emirlikleri. Baye Türkiye'den 20 adet bayraktar TB2 aldı. Arap basından yansıdı. Hmm. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile normalleşmeye başlamıştı. Bu normalleşme kapsamında hamleler, adımlar geliyor. Karşılıklı olarak da adımlar atılıyor. Bae, Yemen'de çok büyük bir yenilgi yaşıyor. Kime karşı? İran destekli Husilere karşı. Yemen'de kendisini tekrardan ayağa kaldırmak için, güçlenmek için tek çıkarıyor artık. Türkiye kaldı. İsrail ile işbirliği yapıyor. Tırt. Amerika ile yapıyor. Fırt. E tabii ki tabii. Türkiye baya. Ama öyle her istediğin olmaz. Ey baya bizim koyduğumuz kıstaslarda, bizim koyduğumuz şartlarda biz ne dersek o yolda adımlar atarsan ondan sonra Bahar Okçan'ın Türk milleti nali çıkarlar için Türk devlet haklı hamlelerine adımlarına devam ediyor. İran demişken İran ve Yunanistan arasında bir antlaşma neler oluyor? İran biliyorsunuz bundan yaklaşık 6 ay önce Yunanistan petrol tankerlerine el koymuştu. Niye? Sen buradan petrol geçiriyorsun. Sen Amerika çok yakın işbirliği yapıyorsun. Sen şunu yapıyorsun. Sen bunu yapıyorsun. Eee ben de senin tankerlerine el koyarım dediydi. İran ve İran Yunanistan anlaştı. Yunanlıların petrol tankerleri serbest bırakıldı. Bunlar gene bir işler planlıyorlar. Bir tarafta Zirtakiler, diğer tarafta Persler. Bir hamle, bir planlama. Hani ikisinin de ortak derdi var. Kim? Türkiye, Türkler. Bize karşı bir planlama, işten işten bir antlaşma, kapalı kapılar ardında el sıkışmalar. İran, Yunanistan, Amerika, İsrail bunların ne yapacağı, ne edeceği ilerleyen zamanda kokusu ortaya çıkar. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Yunan demişken Yunan'dan bir garip hamle, Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip adım oluyor. Yunanistan, Libya, Türkiye, Mısır neler oluyor neler. Yunanistan biliyorsunuz Mısır'la çok büyük müttefiklik içinde. Yunanistan, Libya'nın Hafter tarafıyla çok büyük müttefiklik içinde. Ve Yunan Dışişleri Bakanı bugün itibariyle Trablus tarafına Türkiye'nin desteklediği Abdülhamit Dibeybe ve bu hükümetin kontrolünde bulunan Trablus tarafına gidiyor. Orada bir zirve yapacak. Ama belakin Yunan Dışişleri Bakanı havalimanına özel jeti uçağa iniyor. Ama kendi uçaktan aşağı inmiyor. Vay zoydarı vay. Niye ki? Niyeymiş? Çünkü dışarıda Libya Dışişleri Bakanı Leyla Menguş. O bekliyor. Onu görürken uçaktan inmem den diyor. Yok inmem. Beni hemen buradan kaldırın. Niye kaldırsınlarmış? Niye Yunan Dışişleri Bakanı uçağı indirdi uçaktan inmeden geri oradan kalkıp gidecek? Olay şu. Yunan basını diyor ki biz Abdülhamitli Bey ve hükümetini tanımıyoruz kabul etmiyoruz. Biz Hafter tarafının hükümetini tanıyoruz. ee, hani bizim bu Fethi Başa hükümetini. ee, başka canım. Olay şu Türkiye Libya yeni map antlaşması Libya'nın hem denizindeki petrol ve gazın Türkiye tarafından aranacak olması hem de karadaki petrol ve gazın Türkiye tarafından aranacak olmasına dair atılan bu ikinci antlaşmayı biliyorsunuz bolca anlattım size. Bunu protesto amacıyla Libya Dışişleri Bakanı Türkiye dostu olarak adetti Leyla Menguş da ben senden görüşmem, ben sen elini sıkmam deyip uçaktan inmiyor ve uçağa binip tam bir psikolojik vaka, tam bir böyle psikiyatrik vaka delü babında nereye gidiyor? Hafter tarafına, Bingazi'ye. Tabi Libya hükümeti, Abdülhamit Dibey hükümeti yaptığı açıklamada zaten Yunanistan'la çok anlaşamıyorduk. Bitmek tükenmek bilmeyen çok maksimalist istekleri vardı. Girit'in açıklarında bulunan Libya MEP alanına Yunanistan işgal ediyor. Benim diyor, biz kabul etmiyoruz. Yunan Dışişleri Bakanı Leyla Menguş'la görüşmezmiş, olmazmış, bu olmazmış. Tırt çok da umurumuz değil. Daha da Yunan'da bu hamleleri atmayız dedi Abdülhamitli Beybe Libya Başbakanı. Ve Yunan Dışişleri Bakanı ne yaptı? Uçağı atladı. Hafter tarafına Bingazi'ye uçağını indirdi. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Çok mutlu, çok mesut. Çünkü karşısında Porsuk Hafter var. Onunla görüşme, ziyaret, tokalaşma. Bak Yunanistan sizinle, Yunanistan size destek veriyor. Peki bu iki zangoç kafalının görüşleri konu ne? Ne mi? Tabii ki tabii Türkler. Türkiye Libya'dan nasıl çıkarız? Türkleri Libya'dan nasıl kovarız? Bunu görüştük diyor Yunan Dışişleri Bakanlığı. <laughs> Lan oğlum sen değil senin Feriştahan gelse bizi ata toprakları Libya'dan çıkaramaz. Yanına git Macron'u al yanına git Biden'ı al. Kimi alırsan al nah çıkarırsın bizi. Gel de görelim bakalım. İlerleyen aylarda Türkiye Libya Antlaşması mücbince Libya'nın MEP alanındaki gazlarını petrolünü biz arayacağımızdan dolayı Girit açıklarında Türk sondaj gemilerini, Türk sismik araştırma gemilerini Oruç Reis, Barbaros Halettin Paşa bunlar oralarda hatta halatı zincir atar, kaplolar atar, çekmeye başlar. Yunan arkadan ancak fotoğraf çeker. Başka da bir cacık yapamaz. Türk savaş gemileri, İHA'larımız, SİHA'larımız, jetlerimiz. Tabi sadece Türkiye tarafından değil, Libya'nın donanması ve Libya'nın İHA'ları, SİHA'ları, Libya'nın jetleri bir beraber. İlerleyen haftalarda, aylarda sular daha da ısınacaktır. Bu Yunanistan, bu zirdakiler bu akılla gittikçe onlara uykusuz geceler. Davşan sırtaki dağ küsmüş dağın haberi. ne diyor bu ya? Biri bana mı küsmüş? Misali. Yunan sen Libya'ya küsyon. Yunan sen Türkiye'ye küsyon. Tavşan misali. Ağzına yakında havucu soğucuk. Havuçla afiyet olsun. Bir tarafta Yunanistan'la dünyayla bu sonuçlar, bu hamleler, bu adımlar atılıyor, bunlar yaşanıyor. O bir taraftan Türk devletleri bir ve beraber ortak adımlar, hamleler yapmaya devam ediyor. Sizlere her daim dediğim gibi Türkiye tek ordu çatısı altında, tek ordu konsepti altında Türk devletlerini bir araya getirmeye çalışıyor. Türk devletlerini eğitip, yetiştirip, giyindirip, kuşandırıp önümüzdeki yıllardaki büyük harbe, kıyamet harbine hazırlıyor. Çünkü olacak, çünkü yaşanacak. Allahu Alem. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan dev tatbikat. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Türk Devletleri'nden Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan. Orduları bir ve beraber ortak tatbikat ki bu ilk sevgili dostlar. Hani... Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan yapılmıştı. Türkiye, Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan falan böyle aralarda olmuştu ama böyle büyük ölçekli bu tatbikat bir ilk. Türkiye tek ordu konseptini oluşturuyor. Türk devletleri tek ordu çatısı altında toplanıyor ve Yunan basını bunu gören Yunan basını durur mu? Hemen tanga yapıştırıyor. Türk ordusu Kıbrıs'ta farklı bir hamle, farklı bir planlama yapıyor. Kıbrıs'a çıkaracağı Türk devletlerine üye askerlerle beraber Yeşil Hat, hani o meşhur Yeşil Hat var ya, Birleşmiş Milletler askerlerinin durduğu o ara bölge sayılan yer. Orada Türkiye ortak bir harekat başlataraktan sınırlarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarını genişletmeyi, o Arap bölgeyi almak için adımlar atmayı planlıyor diyor. Bir taraftan Yunan basını o bir taraftan Kıbrıs Rum basını. Ya dur hemen ortalığı velveleye verdiniz. Ne bu korku canım. Sadece Türk devletleri bir şey deniyor. Korkma yavrum korkma. Hiç acımayacak. Çıs. Ve geçiyorum Yunanistan'ın en büyük destekçilerinden, Kıbrıs Rumların en büyük destekçilerinden. Hani sözde böyle. İsrail. İsrail Türkiye görüşmesi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in yeni başbakan adayı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Bu önemli niye? Çünkü 9 yıl aradan sonra ilk kez Sayın Erdoğan Netanyahu'yla görüşme yapmış oldu. Biliyorsunuz Netanyahu, Erdoğan arada büyük büyük kavgalar yaşandı. Türkiye, İsrail büyük büyük gerilimler yaşadılar. Bu noktada Netanyahu hükümeti zamanında İsrail, Yunanistan'la İsrail, Kıbrıs Rumlarıyla birçok adımlar ve hamleler yaptı. İsrail, Mısır'la birçok adımlar yaptı. Tabi bu attığı adımlar Türkiye'nin önünü engelleyici adımlar da vardı. Hem Akdeniz'de hem Doğu Akdeniz'de. Ama şimdi işin içinde gaz da var. İşin içinde Rusya'da var. İşin içinde Amerika'da Avrupa'nın gazsız kalması da var. E İsrail de birçok yerde gaz buldu. İsrail bu gazı bir an önce Avrupa'ya taşımak istiyor. Bolca para kazanmak istiyor. En kestirme yol belli. Ama İsrail Türkiye ile kavgalı olduğu dönemde İsrail, Kıbrıs Rumları ve Yunanistan üzerinden ne yapacaktı? Bu gazı döşeceği İsmet Bora hattı projesiyle Avrupa'ya taşımak ve aktarmak istiyordu. Şimdi Türkiye ile normalleşme süreci başladı ve ilk kez 9 yıl sonra Netanyahu Türkiye ile görüştü. Bu ki size daha önce haberini yapmıştım. Ne demiştim? Tamam Netanyahu Türkiye ile çok büyük kavgalar etti ama İsrail çıkarları için istese de istemese de Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarına yavallah kusura bakmayın ben Türklerle bu adımları devam edeceğim çünkü en ucuz şekilde gazı buradan geçiririm. Nasıl geçirecek? Ya İsrail Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içine katacak şekilde İsrail Kıbrıs Rumları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye üzerinde bağlanacak olan en kestirme boru hattıyla Türkiye üzerindeki mevcut Avrupa'ya giden boru hatlarına bu gaz petrol aktarımını yapacak ya da ya da farklı bir yöntemle Türkiye'ye gaz hattı bağlanacak. Arap hattı deniliyor. Nereden bu? Suriye'den de geçiyor. İsrail, Mısır, Suriye ve Türkiye bağlanan Arap hattı üzerinden Avrupa'ya İsrail'in gazı, Mısırların gazı, Arapların gazı daha rahat aktarılmış olacak ki bu planlamalar içinde yer alıyor. Bilal Feyza size bunları daha önceden anlatmıştım. Şimdi burada özet şeklinde geçtim. Bu görüşmeyle beraber Yunanistan tarafı Kıbrıs Rumları tarafı kafaları kaşımaya başladı. Hep yuttuk, ne yedik. Netanyahu'ya güveniyorduk. Bu da gitti Erdoğan'la görüştü. Nasıl olur? Olur, olur. İsteseler de istemeseler de Türkiye ile görüşmek zorundalar. İsteseler de istemeseler de bizden izinsiz Hiçbir boru hattı Türk mavi vatanından geçemez. Bunu da çok iyi biliyorlar. Dünyada neler olacak neler bitecek. Dünyanın dört bir tarafında Türkiye nasıl konuşuluyor nasıl işleniyor. Bilal Feyza şöyle basitçe ortamımda maalesef böyle milyon dolarlık stüdyom yok. Binlerce dolarlık mikrofonum kameram o bu yok. Böyle basit çok basit ortamda sizlere dünyadan Türkiye haberlerini bulup buluşturup anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce Bilal Feyza lisanında bazen konuşurken hatalar oluyor. bu hatalar için affola. Sevgili dostlar Türkiye, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Orta Doğu tüm dünya. Dünyadan tüm Türkiye belleriyle tekrardan görüşünceye kadar inşallah ne diyoruz durmadık durmuyoruz durmayacağız yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kız Elma, bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer Allah Türkiye'mizi her daim gelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.